Esat Erbili Kuddesesi Ruhu ve Menemen Vakası Esat Efendi Hazretleri, ömrü uzun ve aziz olduğundan Osmanlı'nın yıkılışına, cumhuriyete ve inkılaplara şahitlik etmiş ve ayakların baş, başların ayak olduğu bir devri acip de zulme maruz kalmıştır. Tarihin karanlık vak... Tarihin karanlık vakalarından biri olan Menemen olayı da bu zulme perde tutulmuştur. 23 Aralık 1930'da Menemen'de meydana gelen hadisenin perde önündeki baş aktörü Giritli Mehmet isimli bir esrar keşti. Her nedense bu hadiseden bahsedilirken hep onun ismi söylenir ve onun bir nakşi olduğu belirtilir. Halbuki hakikatler öyle değildir. Giritli Mehmet sadece bir piyondur. Hadisenin başka merkezlerde ve en ufak teferruatı düşünülerek tezgahlandığı kesindir. Üstelik hadisenin menemenlilerle, nakşilerle ve dindar Müslümanlarla en ufak bir alakası yoktur. Bunu katledilen yedek subay Mustafa Fehmi Kubilay'ın eşi ve oğlu da açıkça ifade etmişlerdir. Kubilay'ın hanımı Fatma Vedide Ersuz vefat etmeden evvel şunları ifade etmişti: "Ben eşimin katledilmesi olayından sonra bu menfur olayı umumileştirerek menemenlileri de din adamlarını da hakir gösterenlerden yana değilim." Yine o dönemin şahitlerinden Hacı Cemal Öğüt Hoca Efendi şöyle anlatır. Bir gün eski dostum Emniyet Genel Müdürü Rıfat Bey beni Ankara'ya çağırdı. Şu telkinlerde ve tembihlerde bulundular. Artık Esad Efendi'yi ziyaret etme. Çünkü onu istemiyorlar. Yetmiş bin müridi var diye korkuyorlar. Bu adamın mutlaka ortadan kaldırılması lazım diyorlar. Bütün bu ikazlara rağmen Efendi'ye olan aşkımın heyecanıyla Esad Efendi'yi ziyaret ettim içimde sakladığım yangını anlatıp anlatmama kararsızlığı içindeyken Esat Efendi Hazretleri büyük bir tevekkülle şu şiiri okudular. Esat unuttu Erbil'i gayriyi. Canımı cananıma vermişim artık. Misfak Neşriyat Esat Efendi Hazretleri 3 Mart Mevlana Takvimi